ne yaptığını anlayabilene aşk olsun. Havayı saldık dışarıya. Bir o tarafa koşuyor, bir o tarafa koşuyor. Baba. Koş, gel Nova, gel. Al, al. Nova al. Al deyince daha çok geliyor. Arkadaşlar bu aralar videolarımız Nova'dan ibaret kalıyor. Çok fazla içerik oluşturma imkanımız olmuyor. Yazlık da olsam burada bahçe, bağ bahçe işleri. Kedim var, tavuklar, horozlar, civcivler. Bayağı işler var. Bağ bahçelerde bayağı işler var. Bunlarla ilgili videolar çekip atmak istiyorum ama yasaklar nedeniyle şehir dışı değil zaten. Hiçbir yere çıkış yasak. Burası da farklı bir şehir. Yazlığın olduğu yer. Tekirdağ'da. Biz İstanbul'dayız şu anda. O yüzden dışarıda çıkamıyoruz. Haftaya inşallah açıldığında ilk iş koştura koştura oraya gideceğim. Bir de tavuklarımızın hayvanların yemleri de bitti orada neredeyse. 15 gün falan 15-20 günlük yetecek yemleri vardı ama haftaya ben gidene kadar ancak ucu ucuna ya yeter ya yetmez, bakalım nasıl yapacağız onları da. Kaymakamlığa gittim, hayvanlarım var diye izin istemeye. Yani kağıt üstünde her şey. Haberlerde falan dinlediğimizde hayvanı olana izin var falan filan bir şeyler söyleniyor ama orada benimle birlikte belki 100 kişi vardı. 100 kişiden bir kişi işi halledip de çıkmadı orada. Herkesi bir bahanelerle, yok yetkimizi aşıyor, yok bu olmaz böyle. Adam diyor, bilet aldım, uçak bileti, uçağım yanacak. Ona dahi izin vermediler. Kağıt üstünde ama herkes böyle baktığınız zaman elini kolunu sallayarak giden herkese izin verilir gibi algılanıyor ama o şekilde yapıldı. Benim hayvanlarım var. Ciddi anlamda hayvanlarım var orada. İzin vermediler çıkışa. Öncesinden de gitmiş olsaydım ben 20 gün orada ne yapacağım? Kaymakamlıktaki görevli memurlar, iki kişi var orada, ikisi de sadece oturuyorlar. Gelene gidene sadece negatif cevap vermek için oturuyorlar. Hiçbirinden doğru düz cevap alamadık. Kimse izin alıp da çıktığını görmedim ben orada. Önde belki 100 kişi vardı. Hayvanlarımın yemi kalmadı. Onlar ölebilir. Ne yapacağız peki? Allah'tan komşum var orada. Sağ olsun yardımcı oluyor. Ama sonuçta o da yaşlı bir adam. Yemler bittiği zaman, yemlerini olduğu zaman yerlerini biliyor. Anahtarımı vermiş bana. Yapıyor. Ama yemleri bittiği zaman ne yapacağız peki? Yaşlı 65-70 yaşında adam. Geçip de yem almaya mı gidecek köy içine? Yapamaz. Yapabilse dahi teklif etmek istemem öyle bir şey. Ben gitmem lazım ama yani en geçerli bahane de benimki. Gerekçem en geçerli benim ama gene de olmuyor. Ama insanlarımız da çok bilinçsiz. Yani güneşi gören anında kendini dışarıya salıyor.
evinde durabiliyorsan dur her gün. 2 gündür bakın yağmur var, biraz serin hava. Park bomboş. Parka bakar mısınız? Bomboş. 5-6 kişi ancak var. Ama hava güzel olduğunda böyle mi oluyor? Hava güzel olunca herkes parklara, bahçelere, sahillere dolaşıyor. Yollar zaten hiç şey gibi değil. Tam yasak gibi bir görüntü yok yollarda. Herkes yollarda dolaşıyorlar. İnternette rastladım. Adam biri yazmış. Bizim millete tam kapanma hak getire. Adam eline alır bir tane ekmek. O ekmekle bütün sülalesini dolaşır. Her tarafı gezer, dolaşır, mahalleyi dolaşır, akşama eder. Ciddi öyle yapıyor herkes de. Serbest serbest dolaşıyorlar. Nova sen ne yiyorsun kızım öyle iştahlı iştahlı? Ne o? Kızım. Şimdi buna ağzında şey var ya, hırlayabilir de. Gerçi hırladığı zaman bunu terslemek lazım. Ters cevap vermek lazım ona. Çünkü sahibine hırlayan köpekten fayda gelmez. Ben yavruluğuna sayıyorum onu ama o büyüdüğünde de böyle hırlarsa sıkıntı çıkarır. Arkadaşlar bakar mısınız şunu tut ağacı. Şurada henüz olgunlaşmamış tutlar. Şunu alsan ağzına koysan zehir gibidir tadı. Acıdır. Onu almak için oradan kırmışlar. Şurada bakın erikler var. Şu meyve ağacını bu tür yere kullanım yerlere dikmemek lazım aslında. Bizim insanımız açgözlü. Bu var. Şu bizim evin önünde. Malta eriği var. Bir de çiçekler olan bir çiçek, sadece çiçek var. Koskoca kolum kadar kalınlıkta gövdesi var. Dalın gövdesi. Onu dahi kırmışlar, asılmışlar. Yani oradan o çiçeği alacaksın. 2 dakika elinde tutacaksın. Birazdan hevesin geçecek. Kaldırıp atacaksın diyor. Bunun için kolum kadar kalınlıktaki dalı kırmanın bir anlamı var mı? Ben rastladığım zaman ciddi ciddi anlamda kavga ediyorum. Yeşilliği çok seviyorum ben çünkü. Bunlar ne ağacıdır? Yani senelerdir bunlar burada ama yani meyve midir? Ama meyveye de pek benzemiyor. Ha yok yok pardon tamam. Eriye benzer bir şeyler çıkıyor bunun üstünde. Hiçbir zaman için meyvesiyle ilgilenmedim de bakar mısınız? Bu da erik. Bu malta eriği. Bunlar da bayağı var. Yalnız bunlar henüz olgunlaşmadan ben ne yalan söyleyeyim. Bunları içindeki meyveleri kırıp atıyorum çoğunlukla. Bak söylediğim dal şu. Koskocaman dalı, bayağı kalın bir dal. Asılıp kırmışlar. Şuralarda çok fazla şeyler var, malta erikleri var, yetişiyorlar. Bunlar yetişmeden ağacın dallarına zarar veriyorlar diye çöküp atıyorum çoğunlukla. O üstündeki meyveleri sırf oradan 2 tane meyve alacak diye adam koskoca gövdeyle çıkıyor şu narin ağaçların tepesine. Heh, işte şu. Bakın şunu da kırmış. Günah değil mi ya? Nar ağacı bu da. Yani meyveye heveslenip de dalları aşağı indirmesinler diye ben o üzerindeki meyvelerin hepsini söküp atıyorum. Ki orada 2 tane meyve yiyeceğim hesabıyla bütün koskoca ağacı neredeyse köküne götürecekler. Deveyi hamuduyla götürmek derler ya. O şekilde bunlar da.
insan gibi ki onlara biz dikmiştik oraya biz. Önceden kullanıyorduk orayı. Bir süre sonra park yapılınca terk etmek zorunda kaldık. O ağaçları biz diktik ama tabii şu anda biz diktik. Hesabı yapamayız. Ama dikmesek dahi onlara o ağaçları kırmalarının bir anlamı yok. Çok tut ağacı var burada. Nova bitirmedin mi işini? Nova? Nova? Hadi gidelim kızım. Hadi. Nova? Gidelim mi? Sen ne yiyorsun ya? Aynı şey gibi bu geviş getirenlere benziyor. İnek gibi sürekli ağzını oynatıp duruyor. Böyle çağırmakla gelmiyor. Baba. Baba. Gel bakalım kızım. Gel hadi hadi gel gel. Dur bağlayalım seni. Hadi. Tasmayı bağlayalım. Nova çağırmakla gelmeyince tasmasını taktım öyle götürüyorum yerine. Nova özgürlüğüyle çok düşük. Hadi gel bakalım Nova. Hadi baba gel. Oh, kediye bakar mısın? Kızım o seni mahveder. Kedi senden daha tehlikeli. Kusura bakma da geç geç geç. Senin işin gücün oy. Hadi o kendini savunmak için uğraşıyor. Hadi baba gel. Babanın hayatı şimdilik kıy kıy. Hiç. Savunma gibi bir şey yok onda. Sadece oyun oynar. Herkese salça olur. Başka bir şey yaptığı yok. Hadi bakalım. Gel 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 hadi gel. Gel Nova. Hadi gel bak. Ya, aa şuna bakar mısınız? Hadi gel. Kaçmaya çalış. İstemiyor burada kalmayı. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.